Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Özel'in yılan şeklinde görünmesiyle beraber arka taraftan öne doğru ilerledi. Dorot ona doğru bakıyordu. Kopyalayabiliyor. Bilge bir cinli olması şaşırtmadı. Bunu yapabileceğini tahmin etmeliydim dedi. Bu nedir diyerek sordum. Ukrab, dokunduğu lanetlere veyahut tılsımlara direkt adapte olabilip vücudunda görebiliyor. Bu sayede içeridekini de görecek. Hem de kendi gözleriyle. Ukrab'ın etrafında yılanlar gerçekten göründü. Vücudunu sarar şekilde aşağıya doğru sürünen, bazıları ise vücudundan çıkan, yere doğru düştükten sonra kayboluyorlardı. Bize doğru döndü Ukrab. Baktıktan sonra da içeride. İçeriye girerken dikkatli olun. Tılsımlar iki taraftan da kapatılmış. İçerideki cinni küpten çıkartılamamış. Hala saklı ve mühürlü şekilde duruyor. Küpü yok edelim mi yoksa içindekiyle beraber alalım mı dedi. Aporses, istediğini yapabilirsin. Sadece içinden çıkmasın, onu orada tut ya da öldür. Farklı hiçbir şey olmasın dedi. Sonra da ellerini yavaşça yere doğru koydu. Yere avuçlarının içinden 6-7 tane kadar yılan çıkarak ön tarafa doğru süzürüyordu. Direkt koşmaya başladım. Aporses ve Tammef de yanımdaydı. Dorut, içeri taraftan veyahut hiçbir yerden saldırı gelmesin diye o şeytani kapılarını açık tutacaktı. Mağaranın ön tarafına doğru geldiğimde yılanlar içeriye doğru girdi. Ben de aynı şekilde içeriye doğru. Etrafa bakmama bile gerek yoktu. Dorut direkt olarak kapılardan zincirleri içeriye doğru yolladı. Zincirler yolu gösteriyordu. Aynı zamanda Ukrab'ın gönderdiği yılanlardı. Aşağıya doğru inerken Lara'nın enerjisini hissedebiliyordum. İçeride beni bekliyordu. Etraftaki cinniler üzerime doğru gelmeye çalışsa da onları yok etmek artık benim için oldukça basitti. Gözlerimdeki parlayan turkuaz rengi duvarlarda görebiliyorum. Duvarların her tarafı sanki yansıyan bir ayna gibi. İçeriye doğru ilerledikçe Lara'nın enerjisi de artıyor. Oldukça güçlü bir cinni. Burada hazırlıklı. Aporses'le savaşmak istiyor. Artık planlarının ve tuzaklarının ortaya çıktığını bildiği için kaçmayı tenezzül edemeyecek. Bu yüzden geldiğinde onu parçalayacağım. İçeriye girmemle beraber etrafın ateş alması bir oldu. Tılsımlarını direkt olarak yaktı. Duvarların üstlerinden ve içlerinden yılan görünümlü cinniler üzerime doğru geliyordu. Her biri vücuduma doğru geldiğinde dokunduğunda paramparça oldular. Güçlenmişsin. Senin içine girdiğim ilk anda ne kadar da zayıftın. Saniyeler, belki de dakikalar içinde, acılar içinde, ölmen gereken bir gücün karşısında dimdik durabiliyorsun dedi. Ona doğru ilerlemeye başladım. Elini kaldıracakken sol elimi kaldırarak tılsımları okudum. Direkt kolu parçalanır şekilde yarıldı. Tekrardan nesnelerle hareket edip kendini başka bir noktaya götürmek için tılsımı kullanacaktı. Ama artık benim olduğum yerde bu tılsımları rahat kullanamaz. Umir elme ecun hacu yekem ve'ne. Direkt dizlerin üstüne doğru düştü. Gözlerindeki korkuyu görebiliyorum. Arka tarafımdan bir karanlık duman belirir şekilde çıktı. Bu Ukrab'ın cinnilerinden biriydi. Vatikanları korumaya geliyor. Hızlı olmalısınız. Burada onları daha fazla oyalayamayız. Sayıca fazla olacaklar. Hızlanın dedi. Elimi direkt kaldırdım. Aporses vücudumdan ayrıldığında yukarıya doğru yükseldi. Göğüslerinden o kemikler çıkarak Lara'nın üzerine doğru saplandı. Havaya doğru kaldırdı. Lara'yı bu sefer gülümser şekilde olmasa da bana doğru baktı. Gerçekten beni yakaladınız ve beni öldürüyorsunuz. Bir gün bunun olacağını bilerek yaşadım. Ama unutmayın. Bizler artık Ademoğullarına boyun eğmeyeceğiz. Aporses onu ikiye ayıracak şekilde tılsımları okuyacağı zaman arka taraftan bir zincir bir anda karnıma doğru sarıldı. Beni geriye doğru çektiği için
hapor sesli olan tılsımsal bağlantım o anda koptu. Hapor sesli arayı bırakarak bana doğru yöneldi. Beni bir şey dışarıya doğru sürüklüyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Etraftaki taşlara doğru çarpmamak için başımı koruyacak şekilde cenin pozisyonu aldım. Mağaranın dışına doğru, metrelerce uçacak şekilde havaya doğru süzüldüm. Sonrasında da ağacın gövdesine çarpıp yere sert şekilde düştüm. Sol tarafımdan omzum ve bacağımı kullanamayacak kadar acı çekiyordum. Etrafa doğru bakmak için başımı kaldırmak istedim ama kaşımda açılan yaralar yüzünden gözüme doğru kanlar geliyordu. Etrafa bakamadım bile. Neler oluyor? Hapor ses. Dorut'un sesini duymuştum. Onu sarın, onu sarın hemen diyerek Dorut bağırıyordu. Zincirler ve sesler yanıma doğru geldi. Sonrasında da direkt beni tutarak kaldırdılar. O, Feriz hocaydı. Omzuna doğru aldıktan sonra beni. Tuzak bu. Medetler, Mihir'i buradan çıkarmamız gerekiyor. Ormanın içinde gelen Vatikanlılara karşı koyun dedi. Her taraftan Kur'an-ı Kerim seslerini duysam da enerjileri de hissedebiliyordum. Beni bırak, yere doğru bırak diyerek birkaç defa sırtına doğru vurmaya çalıştım. Ama ne sol bacağımı ne de sol omzumu hareket ettirebiliyordum. Öylece kaskatı şekilde tutabiliyordum sadece. Beni yolun oraya getirdiğinde yere doğru koydu. Kolum çok fazla acıyordu. Sol tarafımdan omzuma doğru yırttı üstümü. Sonrasında da baktı yaralara. Çıkık veya kırık yok. Zedelenme olmuş olmalı. Kemikteki incinme yüzünden rahat hareket edemiyorsun. Beni bırak diyerek ittirmeye çalışıyordum onu. Çünkü içerideki hüddamların bazılarının enerjileri yavaş yavaş düşüyordu. Onların zarar gördüğünü hissedebiliyorum. Ve onlar bu zararı görürken ben burada duramam. Ayağa doğru kalkmak için tam tutundum arabaya doğru. Arka taraftan diğer medetler geldi. Nusaybin'in cinniyeleriyle beraber ormana doğru koşacaklardı. Ukrab yan tarafımda belirdi. Gözlerindeki hala yılan yürünümü duruyordu. Onu kaçırdık elimizden. Aporsis onu parçalayacağı zaman bir zincir beni tutarak götürdü. Sana dokunduğumu zincir dedi. Karnım, karnımdan sardı. Üstündeki tişörtü çıkartın diyerek medet hocalarına söyledi. Feriz hoca karnımı açtığında, karnımın üzerinde zincirin denk geldiği yerlerde İbranice şekilde tılsımlar yazıyordu. Onları okudular. Tahmin ettiğimiz gibi, o beş tane cinliğinin en büyüğü burada. Büyük ihtimalle de tuzağı kuran oydu. Mihir'i buradan uzaklaştırmadayız. İçerideki hüddamların seslerini duydukça geriye doğru gitmek benim için imkansızdı. Ayağa doğru tutunarak kalktım. Sol tarafımdaki konuma doğru, Feriz Hoca'ya doğru bakıp iyileştirme şansınız var mı? Ya da cinniler sayesinde kullanabilir miyim? En azından sadece bunun cevabını verin. Direkt yan taraftaki Ukrab'a doğru baktı. Ukrab başını salladı. Cinniler, kendinizi gösterin dedi. Feriz Hoca'nın arkasında duran, şifacı olan cinniler bedenime doğru girdiler. Kolumdaki acı hissiyata gittikçe azalıyordu. Kolumu hissetmeye başladım. Ellerimi oynatmaya başladığımda, ''Hapor ses, hazır mısın?'' diyerek söylememle yukarı doğru yükselmesi bir oldu. Vücudunun her yeri kemiklerle sarıldı. Tam mefti aynı şekilde yanında, Dorut'ta. Hüddam, bu yaydığın enerjinin ne olduğunu bilmiyorum ama büyük bir gösteriye hazırlandığımızın farkındayım. Dorut, üzerindeki bütün, sanki zırha benzeyen o garip görüntülü karanlıkları yavaşça sökmeye başladı. Yere doğru düşen ve kaybolan karanlıklarla beraber vücudunun belli yerlerindeki kıvrımlı, tek tek işlenmiş olan tılsımlar belli oluyordu. Yavaşça öne doğru süzülür şekilde aşağıya doğru indi. Yere doğru ayaklarını koyduğunda iki elini de kaldırdı. Umiril ma'ahmun, kahmarel lecuri, çıkın, bütün kapıların içinden çıkın dedi. Ön tarafa doğru büyük bir kapı açıldı. Açılmasıyla beraber içinden zincirlere dolanmış olan daha korkunç şekilde görünen cinniler çıktı. O zaman sonuna kadar kullanıyoruz dedi. Tam mev yukarıya doğru süzülerek bütün karanlığıyla beraber ormanı sardı. Ormanın içine doğru yürürken Ukrab'a bütün medetlerin dışarıya çıkması gerektiğini söyledim. Medetlerin yanındaki cinnilere
ukrapalaşıyordu. Medetler dışarıya doğru çıkarken bana doğru bakıp doğal olarak şaşırıyorlardı. Karnımın üzerinde bir lanet mührü işlenmiş ve ben direkt ormana doğru yürüyorum. Üst tarafta da en güçlü cinnilerden medetler mihir burada. Hızlıca çıkalım diyerek bağırıyorlardı. Bazı hüddamların cansız bedenleri ormanın belli noktalarındaydı. İçerideki o şeyi görüyorum. O da beni görüyor. Ama onun bilmediği bir şey var. Artık gözlerimizin içine bakmamız gerektiği. Hakûnel me'ecûn kahmu âralel lezûr. Yumruklarımı birbirine doğru yaklaştırdığımda tam önümden yerden ilerleyen derin bir çatlak başladı. Sonrasında da ağaçlara bile zarar gelmesine engel olacak şekilde yana doğru ayrıldı. Ağaçlar kenara doğru çekilmiş oldu. İleride bir uçurumun ucunda gibi kaldık. Birbirimize doğru bakıyorduk. Yanında o vardı. İbrahim böylece bana doğru bakarak gülümsüyordu. Gözlüklerini yine o ilk karşılaştığımızdaki gibi çıkarıp boynundaki yakasına doğru astı. Sonrasında da elini kaldırıp çok normal bir şeymiş gibi gülümseyerek el salladı. Cinni, ya kemenne eyne cinni, zikar, hicre alel cinni. Arkasında bir anda karanlık kapı açıldı. Gözlerimle ona baktığım için hareket edemiyordu. Apor sitin gücünün etkisi altına girdi. Dizlerinin üstüne doğru düştüğünde, onun boynunu kopardığında üzülmüştüm. Bir Ademoğlu olmasına karşın, tövbe hakkının olduğunu düşünmüştüm. O yüzden sana karşı bir nefret bile besleyecek kadar gerilmiştim Aporsex. Ama şimdi seni çok iyi anlıyorum. Gerçekten bunları öldürmediğimiz sürece her zaman arkamızdan bizi vuracaklar. Elimi yukarıya doğru kaldırdığımda kapının içinden çıkan o cinni sırtına doğru yapıştı. Boynunu zincirlerle sardı. Arka tarafında duran o cinlerin en büyüğü ise izliyordu. Ona doğru baktıktan sonra elimi yavaşça aşağıya doğru indirdim. Cinniler zincirleri sallandırır gibi İbrahim'i aşağıya doğru sallandırdılar. Açılan yarıktan aşağıya doğru düştü. Boynu kırıldıktan sonra öylece kaldı. Cinni'nin gülümsemesini görebiliyorum. Beni bu hale getirmek ona keyif veriyor. Çünkü kolay bir şekilde beni elde etmektense benimle savaşarak beni almayı daha çok istiyor. Bunu yaydığı kötü enerjide hissedebiliyorum. Geriye doğru girdap olur şekilde karanlık dumanla beraber çekildi. Hissiyatın gitmesiyle beraber birçok yerde baygın halde yatan medet hüdamları da kendine geliyorlardı. Ölülerin naaşları alınmaya başlandı. Mağaraya doğru baktığımda tekrardan oraya ilerliyordum. Ukrap yanımızda geliyordu bu sefer. İçeriye girdiğinde o cinni kaçmış olacak. Ama küp burada. Küpü yok etmeliyiz dedi. İçeriye girdikten sonrası kolaydı. Direkt yeri bildiğim için ilerledim. Oraya geldiğimde küp sarılmış şekilde duruyordu. Lara'nın ne cinnileri vardı ne de kendisi. Ukrap, Lara İbrahim'e bağlı bir cinniydi. Bu yüzden İbrahim'e olanlardan dolayı kesinlikle saldıracaktır. Medet hüddamlarına ya da direkt sana. Dikkatli olmalısın. O cinniyaların en korkunçlarından. Sadece yılan motiflerini kullanmıyor. Atalarından gelen laneti de kullanabiliyor. Ağzımdan hafifçe kan akmaya başladı. Çenemden damlayarak üstüme doğru geldi. Karnıma doğru baktığımda yazılı olan o İbranice lanetli tılsımlarda tek tek sanki iğneler geçirilmiş gibi kanlar damlamaya başlamıştı. Vücuduma giren şifalı cinnilerden biri dışarıya doğru çıktı. Ukraba doğru bakarak, hüdam daha fazla dayanamayacak. Tılsımlar bizi de zorluyor. Ona verdiğimiz şifasal tılsımları okuyamıyoruz. Dilimiz neredeyse bükülmek üzere. Elimi kaldırıp direk küpün üstüne doğru koydum. Aporses. Hamunel kamahu. Hacmiyer ellezür me ecmühame kemahu. Ortadan ikiye yarılır şekilde mağara içeriye doğru göçtü. Direk küp paramparça oldu. İçinden hafif, garip bir karanlık duman yukarıya doğru giderken ukrap onu sardı. Sonrasında davuşlarının içine aldıktan sonra ortadan kayboldu. Şifacı cinniler
Gitmeniz lazım Hüttam. Buradan çıkmadasınız. Vücudunuz oldukça insani değerlerinizi kaybettiriyor. Bir Ademoğlu olarak bu kadar zorlanmanız doğru değil. Sizi kurtaramayabiliriz dediler. Duvarlara doğru yaslanarak ilerlerken içeriden mehir diyerek bağıran biri geliyordu. Feriz Hoca gelerek direkt koluma doğru girdi. Dayan kardeşim dayan dedi. Beni kaldırıp direkt yukarıya doğru çıkardı. Mağaradan çıktığımızda medetlerin çoğu ormanın içindeydi. Ormandaki büyük yarık hala duruyor. Cinniler bana doğru dönüp vapur sesin gücünü kullanabilen bir hüddam var. Bu savaşı kazanabiliriz diyorlardı. Bilincimi ne kadar ayakta tutmaya çalışsam da tılsım bir kemer gibi içime doğru geliyor ve beni boğmaya devam ediyor. Araca bindirildiğim gibi harekete geçtik. Diğer tarafta sürekli olarak iletişim halindeydiler. Hüddamı getiriyoruz diyerek bir hoca biriyle konuşuyordu. Üzerinde İbranice yazılar yazıyor. Okuyabildiğim kadarıyla eski lahitlerde yazanlar. Garip yazılar da var. Semboller de var içerisinde. Kullanılan tılsım direkt derisine gelmiş. Hiçbir şekilde çıkartamıyoruz. Dokunmaya çalışsa da şifacı cinniler ya kendileri yaralanıyor ya da hiçbir şey yapamıyorlar. Vücudu oldukça hırpalandı. Arka tarafa doğru gelerek çantasından birkaç tane bitkiler çıkardı. Sonrasında onları bir kaseye koydu. Hızlıca dövmeye başladı. İyice ezdikten sonra üzerine su koyarak Bismillahirrahmanirrahim dedi. Okuya okuya Kur'an-ı Kerim üzerime doğru koydu onları. Koydu koymasını ama canım gerçekten acıyor. Her ne kadar dayanmaya çalışsam da bu acı oldukça fazla. Tutunmaya çalıştıkça daha da ilerliyor. Etrafını iyice sardı. Sonrasında çıkardığı bezle kapattı. Birazcık dayanmaya çalış Mehir. Elinden geldiğince dayan. Hüddamlar seni bekliyor. Yaptığın şey gerçekten bütün hüddamlara büyük bir cesaret oldu. Hiç kimsenin umudu yoktu. Kumbat kapılarını bile planlayan, o kadar güçlü cinniler varken kazanacağımızı düşünen tek bir kişi bile kalmamıştı. Sen herkese tekrardan umut oldun dedi. Gözlerimi yavaşça kapattım. Tekrardan açtığımda etrafımda insanlar sürekli olarak bir şeyler yazıyordu. 6 tane daha yazın. Sonrasında tılsımları üst üste koyun. Bu mürreydi. Bana doğru baktıktan sonra dayan hüddam, dayan dedi. Vücuduma doğru sarılan şeyler daha da arttırılmış. Gözlerimi kapatmak istemiyordum ama çok yorgundum. Tekrardan gözlerimi istemesem de kapanıyordu. Derin bir nefes aldıktan sonra kapattım. Tekrar uyanmak için gözlerimi açtığımda vücudum tamamıyla sarılmış, ellerimin üzerine doğru birçok kına yakılmış gibi Arapça yazılar vardı. Bunlar ne diyerek sordum. Yanımda duran Aporses, bunlar cinlerin teması. Cinler üzerine tılsımları yazdı. Nusaybin bütün laneti koparmayı başardı. Sadece bir zincirle sana bunu yapan cinli oldukça güçlü. Bu da herkesi tedirgin ediyor. Kendine gelmek için dinlenmen gerekli dedi. Yavaşça başımı geriye doğru koydum. Derin bir nefes aldıktan sonra gözlerimi tekrardan kapatacaktım ki vücudum sanki yukarıya doğru çekilir gibi bir anda kalktı. Gözlerim göremez oldu. Her taraf karanlığa büründüğünde aynı yarık gibi açılan o yerden dağların arasına doğru giden yukarıda bekleyen o gözleri gördüm. Bu laneti üzerine yapmamın nedeni seninle istediğim zaman konuşmak dedi. Direkt olarak o. Benimle nasıl olur da böyle direkt konuşabilir? Burada mı? Mağaranın içerisinde mi? Hayır. Bu onun yaptığı tılsımdan dolayı. Vücudundan kazıdıkları sadece ölmemin için olan tılsımlardı. Bu yaptığım tılsımlar hiçbir şekilde kanından ayrılamaz. Seninle istediğim zaman konuşabilirim dedi. Benimle konuşmak için o tılsımı yapmadığını biliyorum. Beni öldürmek istesen de öldürebilirdin. Bunun da farkındayım. Neden beni öldürmedin? Sadece dışarıya doğru çektin. Lara'yı kurtarmak mıydı amacın? Ama Lara'yı feda edecek kadar da güçlüsün. Bu kadar hızlı adapte olmanı beklemiyordum dedi. Burayı yaptığımda şaşırırsın ya da buradan çıkmak için tılsım okursun. Genellikle hüddamlar bunu yapar. Ama sen direkt olarak bana hesap sormaya başladın. İlgimi çekiyorsun hüddam. Çok değişik bir bakış açın var dedi.
dumanlarıyla iyice yaklaşmaya başladığında sol elimi kaldırdım. Okuyacağım tılsımları tahmin edebiliyordu. Bu yüzden sakin bir şekilde durdu. Bana doğru bakarak, gerçekten hayranlık içindeyim. Bana karşı gelmen, hatta bana karşı gelmekten öteye, bana karşı bir saldırıda bulunmaya bile tereddüt etmemen gerçekten hoş. Sanırım seninle beraber çok büyük bir savaş vereceğiz. Ama öncelikle sorduğun soruya yanıt vereyim. Seni öldürmek istersem öldürürüm. Bunun farkında olman da normal. Ama seni öldürürsem, senden sonrakini yetiştirmek ya da kendi içimde tekrardan büyütmek için büyük bir enerji harcamam gerekiyor. Ve bunu yaptığımda da kesinlikle o bizden olmayacaktır. Medetler artık varlığımızın farkında. Yıllar içinde yaptığımız bütün planları öğrendiler. Şimdi bu planlar boşa çıkmamalı. Seni mutlaka alacağım. Aldığımda da diğer birleştiğin cinnileri öldüreceğim. Sadece o zamana kadar kendini daha da güçlendir. Yüzümde bir gülümseme oluştu. Yüzümde oluşan gülümsemeden dolayı biraz şaşırdı. Neden öyle gülüyorsun diyerek sordu. Yaşın oldukça fazla. Bu yaptığın planları devreye sokmak için diğer 4 cinniye de ihtiyacın vardı. Birini öldürdük. 3 tane kaldılar. Ve asıl amacın onlarla beraber bir bedene sahip olup insan bedeni üzerinde kalmak değil. O ruhu paylaşmak istemiyorsun. Bu yüzden senin gücüne denk bir Ademoğlu olsun istiyorsun ki onları kendi ellerinle öldürüp ruha sadece kendin sahip olacaksın. Ne kadar bir cinni de olsan cinniler de ölümlü. Bu yüzden yaşın gelmeye başladı. Aralarındaki en büyük cinni olduğun için de bunun hızlanmasını istiyorsun. Yani tek şansın benim. Beni öldürürsen benden sonraki Ademoğlunun büyümesine ve güçlenmesine neredeyse zamanın kalmadı. Bir yaşlı Ademoğlunun saatlerini yaşıyorsun. Cinni yavaşça geriye doğru çekildi. Gücünü arttırdığın kadar aklın da iyi. Bu beni gerçekten oldukça mutlu eder. Ama bilmediğin bir şey daha var cinni dedim. Tam arkasını döndüğü sırada iki elimi de kaldırdıktan sonra tılsımları okudum. Okuduğum tılsımlarla beraber şaşkın şekilde bana baktı. Hüddan Pir Umar, dedemin bütün anılarına sahibim. Artık Niknez'in ötesindeyim. Ben hüddamların zirvesindeyim. Etraftaki bütün karanlıklar yavaşça silinmeye başladı. Başım yukarıya şekilde kalmıştım zaten. Direkt önüme doğru baktığımda Aporses ve diğer şifacı cinniler neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bir transa girmiş gibiydim. Kendime geldiğimde boynumu kütlettikten sonra Aporses direkt neler olduğunu sordu. Bilincini ve ruhunu hissedemez oldum. Enerjin neredeyse sıfıra düştü. Hiçbir şekilde senin yıldızına ulaşamadım. Ne oldu sana? Nasıl bir transa girdin? Ne gibi bir ritüeldi bu diyerek soruyordu. Karanlıktaki o şey, üzerime yaptığı tılsımlardan dolayı benim de görüşebileceği özel bir karanlık oda yapmış. Orada nasıl ayrıldın? Bir cinninin yaptığı karanlık tılsımdan çıkmak, bunu kendim mi başardın diyerek soruyordu. Başımı sallayarak kalktım. Sargılardan dolayı hala vücudumda acılar vardı. Şifacı cinnilere yardım etmeleri için ricada bulundum. Allah razı olsun onlardan. Vücudumu direkt olarak sardılar. Sonrasında da Aporses, tek başına çıktın mı oradan gerçekten? Bunu yapabilmek için alimlerin üstüne çıkmış bir hoca olman lazım. Ama gerçi Hüddan Pir Umar öyleydi. Onun aralarındaki tılsımlara mı ulaştın yoksa? Evet diyerek başımı salladım. O zaman bu harika. Artık senin için endişelenmeme gerek yok. Hüddan Pir Umar kendini koruyabilecek kadar emniyette, her zaman tetikte olan bir hüddamdı. Bu yüzden tılsımlar sürekli olarak aklında olurdu. Ayşe anne ve Esra abla kendine geldi. Cinnileriyle beraber Mürre'nin yanında dedi Aporses. Bizi bekliyorlar. Oradan geçerken medetlerdeki herkes bana doğru bakıp geçmiş olsun diyordu. Hepinizden Allah razı olsun. Sayenizde belki de oradan kurtuldum. Ben de onları teşekkür ederek Mürre'nin o arkadaki gizli olan yerine gittik. İçeriye girdiğimizde Mürre tahtının üzerinde duruyordu. Yan tarafında ise Esra abla, Ayşe anne duruyor. İki cinni de sarı gözleriyle beraber sırtlarından çıkmış şekildeydi. İçeriye girmemle beraber Ayşe anne mutlu şekilde bana doğru baktı. Hemen koşup elini öptüm. Özür dilerim diyerek sarıldım.
Senin bir suçun yok evladım. Bizim daha temkinli olmamız gerekirdi. Kendi kendimizi yaktık dedi. Aynı şekilde Esra ablanın elini öptüm, ona da sarıldım. Sonrasında yan taraftaki sandalyeye doğru oturdum. Mürre, açık bir konuşma olacak bu. Önümüzdeki düşmanın ne olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz. Özellikle de üzerinden aldığımız İbranice tılsımların nereye ait olduğunu da öğrendik. Cinli illüzyonları kullanabilen özel bir cinli. Kendi oğlu da Vatikan'ın liderinin yanında. Bir cinnilerini öldürdük. Geriye 4 tane kaldı. Mirez ile görüştüm ve diğer 5 padişahla da. 6 padişahla da aynı kararı alamadık. Mirez her zamanki gibi şeytan babasının yanında duracağını söyledi. Ve bu yüzden hiçbir şekilde ne bize karışacak ne de onların Ademoğulları dünyasına geçerek insanların bedeninin ruhlarını almalarına izin vermek için yardım edecek. Mirez bu konuda yardımsız kalacak dedi. Ona güven olmaz dedi direkt olarak apor ses. Mirez'i öldürebiliriz. Arkamızdan bir saldırı bizi oldukça yaralar. Bu yüzden Mirez'e güvenmek yerine onu ortadan kaldırmak daha sağlıklı olur Mürre. Mürre haklısın diyordu ama sonuç olarak bizler Müslümanız. Sadece ön yargılı şekilde davranarak bu bunu yapabilir diyerek ona hiçbir zarar veremeyiz. Onun hakkına girmiş oluruz. İslamiyet böyledir. Bir şeyler netleşmediği ya da dili bir şey olmadığı sürece keyfi bir şekilde bu bunu yapabilir, şu şunu yapar diyerek bir saldırı yapamayız. Herkesin kul hakkı olduğunu unutmamalıyız. Ademoğulları ya da candan olanlar. Sonuç olarak hepimiz Rabbimizin ahiretinde sorguya çekileceğiz. Bunun hesabını vermemiz gerekir. Haklıydı Mürre. O zaman daha güzel bir şey buldum dedi Aparses. Mürre şaşkın şekilde nedir diyerek sordu. O zaman onları Ukrab'ın cinnilerine gönderelim. Ukrab'ın cinnilerinin nasıl olduğunu biliyorlar. Bu yüzden de hareketliliklerinde yavaşlama, hatta üstlerinde baskı hissedeceklerdir. Sonuç olarak Berzak'ın her yerinde bilge cinniler gezebilir. Bunu bütün cin kabileleri antlaşmayla kabul etmiştir. Onlara karşı bir saldırı ya da onları oradan kovamazlar. Mürre haklısın dedi. O zaman Ukrab'la beraber direkt olarak oraya gerekli cinnileri göndeririz. Bu güzel bir fikirdi. Ayşe anne ayağa doğru kalktı. Arkasındaki cinni yanından çıkarak asıl sorunumuz hakkında konuşalım. Bu bilgelerin en büyüklerinden olan bir illüzyonist cin. İçinde birçok bilgiyi barındırıyor. Ve az önce Hüddam'ı kendi karanlık odasına doğru çekti. Nasıl olduysa Mihir o karanlıktan çıktı. Mihir'in de gücü azımsanmayacak kadar artıyor. Nignez'in ötesindeki tek Hüddam. Neredeyse burada bulunan medetlerdeki en üstün Hüddam. Bir kan hocadan bile yukarıda. Feriz hocanın bilgeliğini bile geçebilecek kadar bilgi ve donanıma sahip. Hüddam bir Humar zamanında söylediği gibi yazıt olarak bıraktığında benim Nignez'ime ulaşmış bir Ademoğlu kendi birleştirdikleriyle beraber kummatları yıkabilir. Lahit olan mezara gidilmeli. Ve bütün lahitler yıkıldıktan sonra orayı ruhani geçiş olarak kullanacak olan cin liderine de ulaşılmış olacak. Arka taraftaki diğer Esra ablanın vücuduna bağlı olan sarı gözlü cinni de aynı desteği verdi. Mürre, Nusaybin de bizzat katılacak. Mihir'in sağlığına kavuştuğunda direkt olarak gitmesini sağlayın dedi. Ben de direkt sağlığıma kavuştum dedim. Mürre bu konuda daha dikkatli olman gerekir. Ademoğlu bedenin şifacı cinniler tarafından tılsımlarla acıları hafifletebilir. Ama vücudunun o acıyı hissetmemesi demek o yaraların iyileştiği anlamına gelmez. Kolunda ve karnındaki tılsımdan dolayı oluşan yaralar hala taze. Dinlenmen gerekiyor dedi. Aporses de direkt bu konuda doğru söylüyorlar. Daha dikkatli ve temkinli olmak gerekir. Öylesine bir kaçıklık yapmak kendini daha da kötü ilerletebilir. O odadan ayrılırken Ayşe anne ve Esra ablaya teşekkür ettim. Yaptıkları her şey için. Oradan ayrılıp tekrardan yatacağım yere doğru ilerlerken Birkan Hoca oradaydı. Beraber yürürken iç cebinden bir şey çıkardı. Sarılmış bir rulo şeklinde kağıt. Üzerinde de mühürü var. Zamanı geldiğinde Nignez'in ötesine geçerse torunuma ver demişti hocam. Buyurun dedi. Kağıdı aldığımda şaşkındım. Hüddam Pir Umar'ın torunuyum. O da öğrencisi. Ama böylesine bir bilgiyi saklayıp hiç açmadan sabretmesi
Gerçekten büyük bir onur. Tekrardan yatacağım yere geldiğinde direkt kağıdı açtım. Kağıtta sadece benim görebileceğim şekilde kan mührü vardı. Yan taraftaki batık şekilde duran bir taşa doğru parmağımı bastırdım. Sonrasında da direkt kağıdın üzerine doğru koydum. Kağıttaki yazılar kanımla beraber resmen şekillendiler. Yazılarda şunlar yazıyordu. Niktez'in ötesine geçtiğinde bildiğim sırları da alacağını biliyorum. Aporses cin görünümüne ulaştıysa, göredici bir gücü olduğunu, Ademoğullarının görmemesi gerektiğini biliyorsun. Ama sadece Ademoğulları değil, cinniler içinde tehlikeli bir tılsımı var. Tılsımın okunuşu aşağıda. Bu tılsım eski cinnilerin lahitlerinden alındı. Oradayken bunu kullan. Kendini göstermesini sağlarken, cinler aleminde de parlamasını sağla. Bu sayede yıkıcı tılsımlı ayetleri tamamıyla kullanabilecektir. Aşağıdaki tılsımları defalarca okudum. Zihnime kazımıştım. Aporses ne okuyorsun, ne yazıyor diyerek sorsa da ona hiçbir şey söylemedim. Çünkü bu gücün farkındalığında olursa yapmaması gereken bir şey yapabilir diye düşündüm. Nasıl o benim bazı şeyleri öğrenmemin yasak olduğunu ve beni geriye atacağını söylüyorsa, ben de bu özgüvenli olacak, tehlikeye atacak şeyi ona söylemek istemedim. Kağıdı sonrasında yan tarafta yanan mumun üzerine doğru getirdim. Yan taraftaki demir tabağın üzerine doğru koyarak yanmasını sağladım. Sana söyleyebileceğim bir şey değil. Sadece öğütlerle ilgili bir şey. Hem de güzel bir öğüt dedim. Bunları saklamayı da öğrendiğine göre, Güden bir Umar'ın torunu olduğunu artık eminim. Kendisi de çok fazla şekilde bana bir şey paylaşmazdı. Dilene bu kadar benzemen oldukça komik dedi. Sonrasında da içeriye bir anda ukrak geldi. Gözleri hala yılan şeklindeydi. Bana doğru bakarak, Lara'nın nerede olduğunu buldum. Yakın bir yerde. Buraya saldırı için hazırlanıyor. Büyük ihtimalle diğerlerine haber vermeden gelmiş. Tek başına görünüyor ve bütün gücünü kullanacak. Lahit'in içinde bulunan bazı tılsımlarla beraber, kendi taifesinde yılan olarak görünebilen cinnilere bir şeyler aktarmış. Güçlerini hissedebiliyorum, yakınlar. Medetlerin durumu ne durumda? Çok fazla güçsüz haldeler mi? Çok fazla kayıp var mı diyerek sordum. Ukrap oldukça yorgunlar. Birkan Hoca, Feriz Hoca ve diğerleri ancak kalkabilir. Ama içeriye girmeleri an meselesi olur. Çok güçlüler ve geliyorlar. Yukarıya doğru çıkmak için hazırlanırken direkt olarak onları uyutmam gerekiyordu. Ukrap, senden isteyeceğim şey birazcık kötü. Daha doğrusu yapmak istemeyeceğim bir şey. Şaşkın bir şekilde bana doğru baktı. Nedir? Ne istiyorsun Mihir dedi. İçeride bulunan bütün medetlerin bilincini kapatabilir misin? Diğer bilgi cinnilerle beraber. Yapabilirim ama neden? Buradaki insanların zarar görmemesi için onu yukarıda karşılamalıyız. Dağın üst tarafına geldiğinde onu öldürelim. Bu sayede medetlerin ruhu bile duymaz. İçerideki Nusaybin cinnileri lahitli mağaraya gitmek için hazırlanıyorlar. Hem de onları bir zarara uğratmamış oluruz. Bunu kaldırabilecek kadar gücün var mı? Kolundaki yara, sonrasında karnındaki o izlerden oluşan tılsımlar. Merak etme var Ukrap. Sen sadece söylediğimi yap dedim. Bunu yapacağım dedi. Ellerini yavaşça yukarıya doğru kaldırdıktan sonra yanında cinniler belirdi. Hepsine yavaşça komut verir gibi başını salladı. Medetlerin olduğu bütün uyuplara, mağaranın içindeki bütün Ademoğullarının yanına gittiler. Tılsımları okuduğunda etraftan sesler geliyordu. Genellikle yavaşça yere yığılma sesleri, bilinçlerini kapatıyordu. Mürrede anlamaması için mağaranın belli bir kesimini kapattık. Sadece buradakiler hiçbir şey anlamayacak. Ama mürrenin yanında bulunan birileri buraya gelirse olanları görecek. O zaman orası da sana kalıyor. İki sarı gözlü cinli, Ayşe anne ve Esra abla mürrenin yanındaydı. Onların yanına giderek bir problem çıkar ya da bir problem anlat. Lara ile ilgili bilgiler de olabilir. Orada konuşmayı uzatabildiğin kadar oyala. Peki Üddem dedikten sonra kenara doğru çekilerek gitti. Gitmesiyle beraber direkt, Aporses'le beraber ilerliyorduk. Tammef ve Dorat da yanıma geldiler. Savaş kokusunu aldığımı söyleyebilirim. Yukarıdaki cinniler ölmek için gelmiş. İnsanların öldüğünde giydiği o beyaz şey neydi? Kefenden mi bahsediyorsun dedim. Gülerek, evet. Ama benim kefenim birazcık zincirli. Hatta yakıcı. Ya da yok edici mi demeliyiz? Onları öyle bir parçalamalıyız ki, bir daha Ademoğullarına yaklaşmayı bırak,
Gözlerinde hiçbir şekilde kötülük olmamalı. Yukarıya doğru çıktığımızda birkaç tane medetten hüdden baygın değildi. Burada ayakta duruyorlardı. Direkt Tammef'e doğru döndüm. Tammef yanlarına doğru ilerlediğinde bilinçlerini kapattı. Mağaranın dışına doğru geldiğimizde Ukrab'ın söylediği gibi hemen hemen her yer onlarla dolu. Buraya geldiğinden kimsenin haberi olmadığına eminim. Çünkü etrafta hiçbir enerji yok. Perdeleme olup olmamasını kontrol etmesi için Dorut'a söyledim. Dorut, hiçbir dağın etrafında ya da içeride diğer cinlilere ait bir enerji olmadığını söyledi. Bunlar neden böylesine saldırgan geliyor? Vapor ses yavaşça yanıma doğru geldi. Büyük ihtimalle sevdiği birini öldürdün. İbrahim mi? Evet. İnsan ve cinniye arasında bir aşk olabilir. Sonuç olarak birlikteler yıllardır. Bu yüzden de oluşan bu sevgiden dolayı gözleri karardı. Kesinlikle ölüme gelmiyor. Tek amacı seni öldürmek. Elindeki bütün gücü de kullanacak. Bütün gücü kullanacak derken bize bir zarar verebilir mi? Ya da aşağıdaki medetlere. Hiç kimseye zarar veremez dedi Dorut. Böylesine gözleri kararmış şekilde geldiğine göre ölümüne bir saldırı yapacak. Ama sorun değil. Saldırdığında onları paramparça edeceğim. Dorut'la Tammef öne doğru çıktılar. Etraftaki bütün karanlıklar direkt mağaranın içine girmek için yüksek bir şekilde birleştiler. Ve sonrasında da saldırmak için direkt olarak geldiler. Apor ses onları feda ediyor. Arka taraftan eski bir tılsım kullanacak ve direkt olarak sana saldıracak dedi. Öndeki cinnileri Dorut öldürsün. Sadece saldırmasına izin verin dedim. Üç cinni de bana doğru dönerek, nasıl yani? Sana saldırmasına izin mi verelim? Bu tılsımı kullanırsa bedenini tamamıyla yılan pullarıyla kaplar. Sonrasında da boğar seni. Hiçbir şekilde çıkartamayız o pullardan. Çok derin bir tılsımdır. Bırakın yapsın. Söylediğim gibi üzerime doğru gelen karanlıkları Apor ses direkt olarak ön tarafta Tammef ve Durut'la yok etti. Lara'nın gözlerini görüyordum. Yılan gözlerinin şeytanlığını görüyorum. Direkt bana doğru gelerek göğsüme doğru sol elini sapladı. Sağ kolu zaten yoktu. Bizzat kendim yok etmiştim. Gözlerimin içine doğru bakarak yılan dilini çıkardı. Vücudumun etrafını pullar sarmaya başlarken Dorut, Tammef'e direkt olarak Aporses ona saldırmak istedi. Sol elimi kaldırarak durun dedim. Sadece durun. Lara'yı bütün vücudum pullarla kaplanırken hala şeytani şekilde gülüp sen de bizimle beraber cehenneme geliyorsun dedi. Gözüme doğru gelen yüzümün sadece belli bir açıklığından şunu söyledim. Cehenneme gidecek miyim gitmeyecek miyim? Onu sadece alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu bilir. Ama senin burada yok olacağını biliyorum. Gözlerimi kapatıp açtığımda yüzündeki pollarda göz bebeklerim silinerek gözlerimin bembeyaz aklarının parladığını gördüm. Lara'nın gözlerindeki yılan çizgisindeki göz bebekleri yana doğru açılarak büyüdü. Dilini kahkaha atarken dışarıya çıkarmıştı, geriye doğru çekti. Sen dedi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun, esen kalın dostlarım.